Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Olabildiğince iyiyim. Bugün yaklaşık 3. haftam. 3. haftama giriyorum. Girdim daha doğrusu 3. haftama. 3. haftama girdim. Baya bir şeyler öğrendim. Şimdi dün benim tır sınavım vardı. Hatırlarsanız söylemiştim, bu tatilden dolayı biraz ertelenmişti benim sınavım. Sınava girecek hoca bulamıyorlardı. Ama ayın 6'sında, yani dün sınava girdim ve sınavı geçtim. Muhtemelen bugün pazar, bu hafta içinde benim evraklarım gelecek. Ondan sonra da ehliyetimi almış olacağım inşallah. Belki bugün yarın işi bırakabilirim. Diğer taraf için biraz dinlenmem gerekiyor. Çünkü bu iş beni baya bir yordu. Şu camı biraz kaldırayım. Beni baya yordu. Şuraya yavaş girelim de yatırmayalım arabayı. İş beni baya yordu. Yani bünyem hiç alışık değil. Çok fazla koşturmacalı bir iş. Ama olabildiğince kapabildiğimi kaptım. Şu an şeye gidiyorum, Başakşehir'e gidiyorum. Başakşehir'e bir inşaata beton dökmeye gidiyorum. Buraya girdiğimden beri en sevdiğim yer burası. Yani burayı versinler bana, günde 50 defa gider gelirim yani. Trafik yok. Ara sokaklara girme derdi yok. Bir şey yok. Otobandan kaptırıyorsunuz. Başakşehir'in içinden ayrılıp İnşaata doğru giriyorsun. Artık yani şey de çok beni bunaltıyor. Ne onun adı? Klimasızlık da çok bunaltıyor beni. Çünkü abi çok sıcak. Yani çalışılmıyor. Çok dert yandım bundan ama yapacak bir şey yok artık. Gerçekten su gibi oluyorum arabanın içerisinde. Bütün enerjimi alıyor yani. Yoruyor. Sıcak da çok yoruyor beni. Yaklaştım biraz. Dedim açayım kamerayı. Bir giriş yapayım. Şimdi orası müsait olursa orada bir dökümü göstereceğim komple. Girişimi de göstereceğim, dökümü de göstereceğim. Ondan sonra arabayı yıkayıp tekrar şantiyeye geri döneceğiz. Şimdi ben bugün şeyi arayacağım. O neydi onun adı? Tır için bulduğum yeri arayacağım, iş yerini. Çünkü benim evraklarım falan hazırdı. Sadece haber bekliyorlar benden. Ehliyetini aldığın zaman haber ver dediler. Kırmızı yanıyor. Şimdi bugün müsait bir zamanda ben arayacağım. Ehliyet olayı tamam. Ne zaman geleyim diyeceğim. Bakalım ne diyecekler. Ne zamana çağıracaklar beni. İnşallah hemen çağırırlar da başlarım. Onlar beni şu anda şey biliyor, yani hiç tecrübesiz biliyor. Gerçekten de tecrübesizdim ben. Yani hiç büyük araç kullanmamıştım. Biraz şey olacak gibi, sürpriz olacak gibi onlara. Tabii illaki eksikliklerim olur ama. Sonuçta iki parça araba kullanacağım. Ama diğer türlü araç hakimiyeti falan bayağı arttı. Benim için çok güzel oldu yani bu iş. Günde ortalama, şu camı açayım. Günde ortalama 5 sefer yapıyorum. 20 günden ne yapıyor? 100 sefer falan yapıyor. 100-120 kere gittim geldim. Ara sokaklara vesairelere girdim. Şimdi şuradan bir sola döneceğiz. Buradan sola dönüp devam edeceğiz. Araç da geliyor. Sabah camları silmiştim. Bezler sırılsıklandı. Koydum şeye, camın önüne. Biri orada, biri orada. Kurudular. Hemen yarım saat 45 dakikada kurudular. Öyle bir sıcak var yani İstanbul'da. Bakalım kimse geliyor mu? Temiz. Şimdi inşaata yaklaştığım zaman ben tekrar açacağım. Oradan devam edeceğim. Görüşürüz. Şimdi beton dökeceğimiz yere geldik. Tam şu karşımdaki inşaat. Böyle sağdan aşağı ineceğiz.
Ondan sonra geri geri içeriye gireceğiz. Biraz dik bir rampası var. Girişi biraz dik. Ona göre bir ayar vereceğiz şimdi. Ama kimse girmesin de. Geniş alacağım çünkü burayı. Buraya dökeceğiz betonu. Dörtlerimi yakayım da şuraya park edeceğim aracı, bir bakacağım. İçeride kimse var mı yok mu diye. Ona göre ben girişimi yapacağım. Şöyle şuraya park edeceğiz arabayı. İçin inip kazanı hızlandırmam gerekiyor biraz. Şuraya dökeceğim. Bir ineyim aşağıya. Şu kazanı bir hızlandırayım. Evet. Gireceğimiz yeri de göstereyim de. Evet, bu rampadan aşağı geri geri o pompaya yanaşacağız. Benim araba da burada. Bu yavaşlıkta girersek içeriye bütün beton şöyle arkadan öne doğru ağızdan aşağı dökülüyor. O yüzden ben girmeden önce kazanı daha çok hızlandırıyorum ki şey yapsın. Arkaya, yani bu tarafa doğru giden betonu kapıp öne doğru getirsin ki yere dökülmesin. Binelim arabaya. Hoppa. Diğer araba da çıkıyor zaten. O çıktı. Şimdi ben gireceğim içeriye. Şimdi oradan içeriye dalacağız. Manevrasını yapsın. Ya bu koltuğu da aşağı ayarlıyorum, yukarı çıkıyor. Ortaya ayarlıyorum, yine yukarıda. Hep yukarı gidiyor yani. Çözemedim ben bu koltuk işini. Evet, şöyle. Kafayı verelim buraya. Buradan yok. Buradan gelen var mı? Yok. Evet, şimdi aşağı gireceğiz. Görüyorsunuz gaz verdikçe kazan hızlanıyor. Arkada kolonlar var. O kolonların arasından pompaya doğru gideceğiz. Evet, rampa başlıyor. Hadi bakalım. Arabanın önü yine kalktı havaya. Sağa atalım kendimizi. Evet, içeri girdik şimdi. Kurtardım. Buradaki kolonu da kurtaracağım. Bunu da kurtardım. Bakın dibinden geçiyoruz. Sola verelim arabayı. Arabayı bir tane öne alacağım. Sağımız çok dolu çünkü.
Gördünüz değil mi nereye girdik? Kolona bakın dibimde. Sıfır yani şu anda. Pompanın ağzını açacak, ondan sonra ben aşağıya. Tamam. Olay bu kadar. Şimdi yanaşalım, betonu dökmeye başlayalım. Betonu vermeye başladık şu anda. GoPro ile çekecektim ama burada denetleme yapıyorlarmış, o yüzden çok o toplara girmedim. Telefonla devam ediyorum. Gördüğünüz gibi buradan yukarıya, oradan da ekstra bir bağlantıyla en tepeye gidiyor. Çünkü pompa yetmiyor en yukarıya kadar. Kazan doldu, keselim. Evet, şimdi tekrar vermeye devam ediyoruz. Kolu ileriye ittim. Kazan doldu. Tekrar kapatıyorum. Kazan doldu, duraklattım tekrar. Şimdi tekrar kolu ileriye doğru ittiriyorum ve beton gelmeye devam ediyor. Şu an ayarını tutturdum galiba. Yani pompayla eşdeğer veriyorum ben betonu. O yüzden çok durdurma olayı yapmayacağım gibime geliyor. Geçelim, oturalım başına. Pompa biraz hızlandı, ben de hızlandırıyorum. Koldan ileriye itiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi betonu bitirdik. Şu kolukları bir yıkayacağım. Merdiven çıkıyorum şu anda. Evet. Şimdi. Buraları bir yıkayalım. Buraları yıkamadığınız zaman beton donuyor. Şurayı da yıkayalım. Şurayı. Evet, suyu kapatalım. Orada. İşlemimiz bu kadar. Şimdi buradan çıkıp tekrar devam edeceğiz. Bu kolonların arasından girdik. Şimdi çıkış biraz daha zor çünkü önünü biraz kapatmışlar. Bakacağız bakalım. Salyemizi verdik. Şantiyeye doğru yola çıkacağız. Şunları kapatalım. Oh, şantiyeden gelirken çukur varmış bir tane. Çukura düştüm. Çok kötü düştüm hem de. Görmedim yani. Delik açmışlar bir tane küçük. Bacak komple girdi içine. Şu an çok kötü ağrıyor. İnşallah kırmamışızdır. Ben şimdi arabayı bırakıp muhtemelen şeye giderim. Hastaneye giderim. Çok kötü düştüm çünkü. Bakın ellerim falan hep şey oldu. Yarıldı. Sıcağı sıcağını hissetmeyiz şimdi. Şişmesin bir de orası. Rampayı çıkalım.
dakikada dökülecek betonu yaklaşık 40 dakikada falan döktük. Yani neredeyse utanmasalar kürek kürek alacaklar betonu şeyin içinden. Mikserin içinden. Teşekkürler. Yol vereceksen ver, vermeyeceksen geç. Öyle yani, bugünü de bu seferi de bitirmiş olduk. Şimdi ilk işim hastaneye gitmek olacak. Bir hastaneye gideyim, bir film falan bir şey çektireyim. Ondan sonra Allah büyüktür. İnşallah bir şey yoktur ya. Neye uğradığımı şaşırdım ya. Var ya, böyle bir şey olamaz yani. Komple aşağı indim yani. Küçücük şu kadar bir delik yapmışlar. Görmedim. Tam orayı döneyim derken ayak gitti aşağıya. Neyse, sağlık olsun. Bir şey olmasın da. Daha yeni oldu yani. Arabaya biner binmez oldu. İşte görülmez kaza. Dikkat etmek lazım o yüzden. Evet arkadaşlar, ben videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Muhtemelen belki bir tane daha video atabilirim mikserdeyken. Olmazsa da artık tıra çıktığımız zaman orada görüşürüz. Allah izin verirse. Yani artık buradaki işim ufak ufak bitiyor benim. Bundan sonrasına bakacağız. Ya şu ayak canımı sıktı. İnşallah ayakta bir şey yoktur da, yani ayakta bir şey varsa bu sefer hepten sıkıntı. Değil mi? Bakalım hayırlısı ya, göreceğiz.